Gençin durumunu konuştuk. Telefonla bağlanmak istedi. Şu anda aklımızda Nihat, merhaba. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz önce Sayın Abdüllatif Şener senin adını geçirdi. Susturulan, bu süreçte susturulan yazarlar ve televizyoncular diye. O nedenle senin adını konuşmak durumunda kaldık. Söyleyeceklerini dinleyebiliriz. Ben önce Abdüllatif Şener Bey'e çok teşekkür ediyorum. Mustafa abiye de öyle. Ama Abdullah Latif Şener Bey'e gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sol iddiası bir televizyonda benim hakkımı aradığı için ve sorguladığı için yürekliliğine, cesaretine çok teşekkür ediyorum. Ben tabii o reyting almadı lafı. Çok şey söylemek istemiyorum. Çok korunaklı bir yerde şu anda sizlerin hem Şaban Sevinç hem Hakan Aygün ismi. Rahatsız etmek istemem orayı yani. Fakat 7 aydır programlarım akşam 5'e, 4'e, 3'e, 2'ye çekildi. Hiçbir reklam yapılmadı. Gezi'den sonra, Gezi olaylarından sonra böyle bir dışlama politikası uzun uzun. Sonra Sarıgül çıktı. Sarıgül'de konuşturulmadık. Sonra Ekmek Dünya'ya çıktı. Oturdu konuştuk, orada da tartışmalar çıktı. Yani sıkıntılı, derin ayrıntıya girmek sizi de üzer. Fazla da bize nezaketi bozmak istemem doğrusu. Ama şu var ki, ya bu memlekette Mustafa abi güzel bir şey söyledi. Abdüllatif Şener güzel bir şey söyledi ve o heyecanla arıyorum. Ya delikanlı adam yok. Bizim aradığımız delikanlı adam. İnsanlar delikanlı olur. Biz bu toprağa geldik. Paranın peşinde koşmadık, mülkün peşinde koşmadık, hiçbir şeyin peşinde koşmadık. Bizi izleyen milyonlarca insan var. Sözümüze, yani bir Allah'a baktık, bir insanlarımıza baktık. Delikanlı gibi konuşacaksınız. Ekrana çıktığınız zaman erkek olacaksınız. Erkek gibi. Öyle landır, lugu yok. Ne bunlar ya? Benim hakkımı sen konuşacaksın. Şaban ya. Sen tanıyorsun beni. Ama benim hakkımı hayatta iki sefer selamlaştığım Abdüllatif Şener Bey koruyor. Ne söyleyebilirim ki? Hepimizde söylediğim bir şey var. Zor günlerden geçiyoruz. Ve hepimiz açık olursak kazanırız. Dürüst olursak kazanırız. Harbi olursak kazanırız. Sağcılığı, solculuğu yok bunun. Dürüst insanlar kazanır. Dürüst olalım, açık olalım. Benim söyleyeceğim bunlar. Nihat, telefona da bağlattığın için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Kapama. Bunu bir zenginlik olarak görüyorum. Tabii. Kapama lütfen. Yani. Yok buradayım. Niye kapatayım? Tabii. Yok. Ben de Hakan da yani kendi adıma konuşayım. Sana açık ve dürüst davrandık. Hatırlıyorsan ya, programının programının Kolmar'ın neresi dürüst baba ya? Kolmar'ın neresi dürüst ya? Efendim? 7 aydır benim programları 5'e attınız, 3'e attınız, 2'ye attınız, kestiniz, ortadan böldünüz, yayınlamadınız. Ama yok, öyle konuşma lütfen. Hep bir diyalog içindeydik doğal olarak ve programın nasıl daha iyi, daha verimli olabileceği konusunda sürekli görüştük. Sürekli birbirimize öneriler yaptık. O çerçevede programın saatlerini değiştirdik. Hatta sana işte program yaptığın diğer kanalla işte ilişini kes, sadece bizde yap dedik. Hatta Nihat'cığım, bak Nihat'cığım bir dakika. Hatta bant çekmeyelim, canlı yapalım dedik. Hatta işte başka programlara canlı hatta bir program girebiliriz. Hatta seni güncel sık sık canlı girebileceğimizi söyledik. Tamam. Ya kaçmayı buralara getirme, bu değil ya. Yo. Ya burada işte yani gayet açık davrandık. Yani onu bir yani bir şeylik yapmadık yani. Onu yüzüme karşı kovulduğunu söyledin. Tabii ki açık davrandın yani. Yani şu anda kovulma değil ya. Öyle algılama lütfen. Yani kendimizi ifade etme hakkını bile Abdüllatif Şener'in oradaki cesaretine yani delikanlılığına borçluyuz. Harbi adammış, ona borçluyuz. Ve şu anda insanlar bizim, değil mi yani, niçin kovulduğumuz konusunda ayrıntılara hakim oluyorlar. Gönül isterdi ki bunu sizler daha şey, ben o televizyonda kimseye küskün değilim, kırgın da değilim. Çünkü hayatın kurallarını biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Türkiye zor günlerden geçiyor. Türkiye yaşatacak olan bağımsız eleştiridir. Bakın Mustafa Balbay çok güzel izah etti. Bağımsız eleştiri olmadan parti olmaz, düşünce olmaz, fikir olmaz. Yani çok da yormayalım birbirimizi. Ne diyeyim Şaban? Tamam.
Tamam. Evet, yani tüm bunların ötesinde ben tekrar mücadelesine çok saygı duyduğumu belirtmek istiyorum. Ben de saygı duyuyorum. Ben de saygı duyuyorum mücadelesine. Hakikaten Nihat çok, yani gerçekten hani çok dirençli ve çok çok mücadeleci ve çok inatçı. Yani kendi bildiğini savunma ve kendi işte savunduğun düşüncelerinin kavgasını verme konusunda hakikaten müthiş bir arkadaşımız. Evet. Yani benim de arkadaşım, hala da arkadaşım ama biz hep açık olduk. Yani o bana açık oldu. Ben ona açık oldum. Yani kanal olarak bir hani böyle bir katakulli falan olayı kesinlikle yok. Kendisi de biliyor. Yüzüne karşı söylüyorum. Ama hani işte televizyonun işte formatlarken yeni yayın dönemi, yok işte mevcut sürmekte olan yayın döneminde nasıl daha verimli olabilir, nasıl daha üretken hale gelebiliriz falan anlamında sürekli diyalog halindeydik ve karşılıklı önerilerle bir yerlere gelmeye çalıştık. En son baktık hani bir yerlere gelemiyoruz. Dedik ki ya kusura bakma, önümüzdeki yayın döneminde hani senin programı yapmayalım diye bir karar aldık. Şu an yani. Bu bir şey, teşekkür ediyorum. Bir şey diyeceğim yok ama şimdi abi kendi üzerimde konuşmak da ayıp oluyor. Mesela Sinan Meydan'ı unutmamak lazım. Çok bilgili, kültürlü, kendini yetiştirmiş bir çocuk ve şu anda milyonlar okuyor onu, yüz binler basıyor kitabı. Sinan'ın da oradan bir şekilde uzaklaştırılmış olması... Nihat'cığım, Sinan Meydan'da konuşuruz. Sinan Meydan uzaklaştırıldığı falan yok. Ama insan, hani bir laf vardır ya Anadolu'da. Sen Anadolu'nun laflarına çok şey yaparsın. İnsan yemek yediği kaba bilmem ne yapmaz diye. Sinan Meydan tam da o durumu yaptı. Ve zaten o durumu yaptıktan sonra programını sonlandıracak idik. Ama biz sonlandırmadan o başka bir kanala çıktı. Halk TV'nin dedikodusunu yaptığı için programı zaten fiilen bitti. Ya Sinan Meydan çok değerli olabilir, kitapları çok satabilir ama benim gözümde bu kanalda program yapmasını da ben işte şey yapmıştım. Yani gelsin program yapsın, çok değerli işte falan bir arkadaşımız demiştim. Ama maalesef hani o Anadolu'daki tabirle yemek yediği kaba işte bir şey olunca. Yani onlar da söyleme. Şimdi ha, söylemiyorum yani. ama böyle hani işte gıyaben yok Twitter'da, sosyal medyada ne, ya da ne bileyim işte bilmem ne televizyonlarda çıkıp da işte yok şöyle oldu böyle oldu diye böyle tek yanlı böyle propaganda yapmak hani delikanlılık değil yani. Şimdi Sinan tertemiz ve çok çalışkan bir çocuk ve çok da birikimli bir çocuk. Halk TV'de çok zenginleştirdiğini herkes şahit oldu. Abdülhatif Şener Bey de başından beri ısrar ediyoruz biliyorsun. Birlikte çok istedik Abdülhatif Şener Bey. Evet, Mustafa Balbay da öyle. Birçok arkadaşımız var. Bütün zenginliklerin orada. Biri A der, biri de B der. Zaten televizyon yok elimizde. Hepsinin zenginleştireceğini düşünüyorum. CHP'nin ya da partilerin bu durumlardan çok korkmaması lazım. Korkarlarsa, zapturap altına almaya çalışırlarsa güzel şeyler olmaz. Bunları söylüyorum. CHP'nin tavrı bizi ilgilendirmez Benim yazılarım 300 bin, 400 bin okunuyor her yazdığım yazı. Benim öyle bir yerde çıkayım, çıkmayayım, öyle bir şey yapayım, böyle bir endişem yok. Çünkü kendimi ifade edecek alanlarım var. Daha da çok ifade ederim. Ama güzel şeyler olmaz. Çok da uzatmayalım. Ama delikanlılığı herkese hatırlatmak isterim gecenin bu saatinde. Çok teşekkür ediyorum Abdülhatif Şener Bey. Mustafa abi çok sağ ol. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Tekrar iyi akşamlar. Çetin Altan'ın bir sözü vardır. Hani baba.